Bir ateist bana bir soru sormuş. Ona cevap vereyim hakkı kalmasın. İnternetten bir soru yazmıştı da geçenlerde. Ee, adı da adını Julian koymuş. Yani bilemiyorum. Eskiden adı Julian miymiş? Sonradan ismini mi değiştirmiş? Bilmiyorum. Türk olmayabilir. Aslen gayrimüslim de olabilir. Ama kendisinin önceden Müslüman olduğunu, sonradan dinden döndüğünü mürtet olduğunu söylüyor. İslam devleti olsa beni öldürür mü diye bana soruyor. Diyor ki evet görüşlerinize katılmıyorum, sizin dininizden değilim ama sizi diyor e, gerçekleri konuştuğunuzdan dolayı saklamadığınız için açık açık konuştuğunuz için tebrik ediyorum diyor ve size bu soruyu sormak istiyorum diyor. Çünkü diyor diğer hocalar dinde reform yapıyorlar, dini değiştiriyorlar. Cici, yani daha cici hale getirmeye çalışıyorlar. Ee, ben diyor onların verdiği cevaba yani inanmıyorum, güvenmiyorum. Çünkü benim hoşuma gitsin diye öyle konuşuyorlar. Sizin doğruyu konuşacağınıza inanıyorum diyor. O yüzden soruyor. Diyor ki ben önceden Müslümandım, sonra ateist oldum. Benim gibi kimselerin durumu İslam hakim olunca na, nasıl ol, olacaktır? Yani İslam'da mürtet öldürülür hükmünü soruyor. Şimdi bu kişi e, inşallah tekrar imana ulaşır. Evvela onu e, onu söylemek istiyorum. Böylesi insanlar. Neden böyle oldular? Neden? Neden? Müslümanların korkaklığı, pasifliği, gerçekleri söylememesi yüzünden. İslam bu mu dediler? İslam'dan soğudular. Benim böyle insanlara tavsiyem Müslümanlara bakarak İslam hakkında karar verme. İslam'a bak Kur'an'a bak efendimizin hayatına bak öyle karar ver Sen Müslümanlara bakıyorsun herhalde Maalesef bu Müslümanlarımız böyle haklısın Ama neden böyleler bu düzen bu hale getirdi Müslümanları Yüz yıldır baskı, 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 baskı. Müslümanları korkaklaştırdılar. Cesaretlerini kırdılar. Yüz binlercesini astılar. Devrimler yapabilmek için. Çapka devrimi, kılı kıyafet devrimi, bilmem ne devrimi yapabilmek için on binlerce Müslümanı idam ettiler. Müslümanlar gözleri korkutulmuş bir topluluktur gerçekleri konuşamamaktadırlar. Ve bu yüz yıl içinde tabi iki nesil, üç nesil geçti. Bu üç nesil haliyle daha da bozuldu, bozuldu, bozuldu. Ve gerçekleri konuşmayan Müslümanlar çoğaldı. Sürekli devletle birlikte yalaka, yağcı Müslümanlar çoğaldı. Sürekli iktidarları destekleyen kim olursa olsun dolmuş beklemeyen Müslümanlar çoğaldı. Hangi dolmuş olursa fark etmez. Her gelen dolmuşa binen zayıf şahsiyetli insanlar çoğaldı. Bunlara bakarak İslam'dan soğuma. Bunlarınki İslam değil. Sen Kur'an'ı oku. Peygamberimizin hayatını oku, yaptıklarını oku. Ondan sonra bak bakalım İslam mücadeleci bir din midir? İnsanları uyutan bir din midir? İslam'da merhamet var mıdır, yok mudur? Bak. Ondan sonra kararını ver. Soruya gelince. Bu kişi bu haliyle Mesela İslam medeniyeti kurulsa, bu kişi zaten Müslüman değil. İslam medeniyetine Müslüman olmayan birisi olarak başlamış olacak. Dolayısıyla zaten kimliğinde gayrı Müslüm yazacak. Mürtet sayılmayacak. Zaten Müslüman değil. İslam devletinde Müslüman olduktan sonra dinden dönen mürtettir. İslam devletinde yaşıyor Müslüman ve sonra dinden dönerse bu kişi mürtettir. Ama gayri İslami bir devlette yaşayan kişi dinden dönmüş de olsa bu kişiye mürtet hükmü uygulanamaz. Devlet zaten İslam devleti değildir. Ayrıca bu kişi başka bir yerde e, e, İslamdan çıkmış. Sonra İslam topraklarına, İslam medeniyetine, İslam devletine girmiş, orada yaşamaya başlamış olsa, bu kişiye sen evvelden Müslümandın, şimdi kafirsin, sen öldüreceğiz, iman etmezsen denilmez. İslam devletinde Müslüman ise, sonra İslam'dan döndüyse, ona mürtet denir, hüküm uygulanır. Ama bu kişi eğer şu haliyle o böyle iken dinden dönmüş iken biz İslam medeniyeti kurmuş olsak mesela korkmasın, öldürmeyeceğiz. Korkmasın. Böyle kimseler İslam devletinde öldürülmezler çünkü zaten Müslüman değil ve Müslüman değilken İslam devletine girmiş e da de orada İslam hakim olmuş olduğu için bunun bir hikmeti de şudur. Şimdi İslam devletinde Müslüman olduktan sonra vazgeçerse mürtet oluyor dedik. Neden? Çünkü İslam devletinde İslam'ın doğrusunu görüyor. İslami eğitim alıyor. İslam yaşanıyor. Doğrusunu görüyor. Buna rağmen dönüyor. İse mürtet oluyor ve mürtet hükmü uygulanıyor. Ama zaten şu toplumda İslam'dan soğumuş olması gayet normal. Bir kere İslam eğitim almamış. Doğru Müslüman da pek görmemiş. İslam yaşanmıyor zaten ülkende. Bu insan bildiği İslam'ı terk etmiş. Mevcut İslam zaten İslam değil ki. Mevcut İslam zaten İslam değil. Onun için böyle insanlar İslam devletinde yine İslam öğretilir anlatılır, İslam'ı görür, Müslüman olmak isterse olur. Ondan sonra imandan dönerse mürtet sayılır.